Şişe Summit'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. Bugünkü tadım testimizde Revoshi'nin yeni çıkarmış olduğu Pacific Wind adlı aromayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bu aromamızda Vivident sakız ve nane yoğunluğu bulunuyor. Kutunun tasarımı dikkatimi çekti. Çok güzel yapmışlar. Laklı bir tasarım yapmışlar. Kabartmalı güzel bir tasarım olmuş. Hadi deneyelim o zaman. Dolumumuzu yapalım. Kokusuna bakmak için açmıştım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kokusu var. Şerbet oranı gayet yerinde. Bugün setup'ımızda neler var arkadaşlar? Nargile takımı biliyorsunuz. Alpha Modelez. Jüri olarak Silvia'nı göndermiş oldu. Isı kontrolünü çok güzel yapabilen bir lülemiz var. Silvia'nın lülesi var arkadaşlar. Panolu bir lüle. Folyo ve közlük kullanacağız arkadaşlar bugün. Dolumumuza hemen geçelim. Arkadaşlar ben sakız naneyi gerçekten çok severim normalde de. Daha önceki tarçın sakız videomda da söylemiştim. Sakız naneyi tek başına içebilen bir insan ki sakız naneyi birçok aromayla karıştırabilirsiniz. Mix olabilecek bir tütün. Bakalım Revoshi'nin çıkardığı tütün nasılmış? Elime yeni ulaştı videosunu çekiyorum. Tabii kokusu beni cezbetti. Kokusu kadar kendisi de güzel mi? Deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, lülemizi hazırladık, folyomuzu koyduk. 3 sıra şeklinde deliğimizi deldik ve biz közlerimizin olup gelmesini ve demlenmesinden sonrasında sizlerle beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 dakikalık bekleme süremizi doldurduk, demlenmesini bekledik. Şimdi ilk açılışa bakacağım. Yine Panama Hukka'dan sipsi Panama Hukka'nın sipsisini kullanıyorum. Renk uyumu olsun diye Pacific Wine'da mavi bir sipsi kullanıyorum arkadaşlar. Açılımı yaptık. İlk közü indiriyorum. Arkadaşlar ben közlük kullandığımda genelde 4 közden açıyorum. Açılışımı 4 közden yapıp 3 közden devam ediyorum. Eğer takviye isterse 4. közü geri yerine koyuyorum. Vivident sakızı ağzınıza alıp da çiğnediğinizi düşünün arkadaşlar. Direkt ilk çektiğimde söylüyorum. Vivident sakızı ağzınıza aldık, çiğnedik. Aynı. Tat aynı. Benim özellikle kış aylarında tükettiğim aromalardandır. Sakız, nane, bu tarz sakızlar olsun vesaire ben kış aylarında tüketirim. Nane aromasını, mentolü seven birisiyim.
Kış aylarında tüketiyorum ve gerçekten çok güzel bir ürün çıkarmış. Yine bunun denemesinde tatlı yakalısında da yaparız sizlerle beraber. Vividen sakız, evet. Ama hani böyle çok aşırı bir baskın değil. İçimi zorlaştırmıyor. Nane etlisini bu kadar dışa vurmuyor. Ben közü yine 4 yapacağım. Daha yeni düşürdüm ama benim için yeterli derecede değil. Sakız ve nane aroması gerçekten sevenler için güzel bir ürün çıkarmış. Ve ben sevdiğim için benim hoşuma gitti. Tabii naneyi, sakızı sevmeyenler, hatta şöyle söyleyeyim. Sakızı sevmeyenler için bir tık şey olabilir, geride kalabilir. Sakız yoğunluğu daha fazla naneye göre. Nane şu anda daha baskın bir tat vermedi. Altında yumuşak, kendiyle beraber geliyor şu anda. Ferahlatıcı bir şey var. Ben genelde şöyle söyleyeyim. Kış aylarında tüketirim ama hasta olduğum zamanlarda nargileyi bu freşlikte, ne bileyim bu tür aromalarda kullanmayı daha çok seviyorum. Duman performansı konusunda olsun. Gerçekten başarılı bir performansı var Duman'da. Hiçbir şekilde bizi şüphede bırakmıyor. Sonuna kadar alıp içebileceğim bir tütün derseniz, evet ben alıp içebilirim. Daha sonrasında nanenin baskın bir tadı gelecek mi? Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. Nasıldır? Nedir? Kokusuyla tadı birebir. Yani kokusu birebir tadıyla aynı. Kokusunda nanesi biraz daha var. Ama tadı da kokusu gibi. Şerbet oranı gayet yerinde. Tat aroması gayet yerinde. Ben aldım, ürüne baktım, kokusuna baktım. Ama tadıyla kokusu aynı olmayan ürünler gibi değil. Gerçekten güzel.
önceki videomuzu izlemeyen arkadaşlar için sağ tarafta ekranın üstünde kartımızı ekleyeceğiz. Oradan bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Denememi de istediğiniz tütünler varsa bunları yorum olarak belirtirseniz, yoruma incelememi istediğiniz tütünler varsa bunları da yazarsanız arkadaşlar, bunların incelemesini de çekerim. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumlarınızı bizlere belirtebilirsiniz. Benim setup'ım şu anda bu şekilde. Silvia, Lülen üstünde bir közlüğüm var. Közlüğümle beraber bu şekilde tüketiyorum. Instagram'dan da gelen yorumlar, mesajlar için söyleyeyim arkadaşlar. Sipsinin farkı var mı diyen arkadaşlar için, sipsinin gerçekten farkı var. Ben sipsi daha önce kullanmıyordum. Normal sipsi kullanmıyorum. Normal sipsi benim için daraltıyor. Yani dumanı bana daha az sağlıyor gibi geliyor. Bunda duman performansını daha üst seviyede almaya başladım. Sipsi kullanmaya başladığımdan beri duman performansını biraz daha üst seviyelerde alıyorum. Bunu da soran arkadaşlar için yanıtlamış olayım. Dakikalık bir içim sağlayayım arkadaşlar. Ben 40 dakika sonra tekrardan burada sizlerle beraber devam edelim. Tat, aroma kaybı ve yanması ne derece etkilenmiş? Hep beraber bakalım. 40 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir 45 dakikayı geride bıraktık. Güzel tütünümüz nane aromasını da ön plana katarak tamamen sakızdan nane bizi buluşturdu. Dediğim gibi sevdiğim bir tat ve çok güzel bir tat. Revoshi'nin yeni çıkarmış olduğu Pacific Mint benim hoşuma gitti. Alır mısınız derseniz alırım. Gerçekten güzel bir ürün çıkarmış. Gerçekten Vividad sakızı tamamen hissediyorsunuz. Nanesi, sakızı gayet yerinde. Şerbeti gayet yerinde. Duman performansı gitmiyor. Tabi bu setup'ın setup'a değişebilir. Ama şu anda bir 45 dakika kadar ben burada içtim, bir de başlangıç. Bir saati hemen hemen doldurmak üzereyiz. Bir saattir tütünümüz gayet yerinde gidiyor. Türkiye'nin birçok yerinde mağazalarda, nargile shoplarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Revoshi birçok yerde top dekal olarak satışta zaten, biliyorsunuz. Uzun zamandır bizlerle birlikte. Ürünleri gerçekten güzel. Türkiye'de üretiliyor. Fresh aromaları seven arkadaşların tercih edebileceği bir tütün. Bu yönden hiçbir şekilde çekinmeden alabilirler.
videomuzu beğendiyseniz şu anda beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu anda bizi burada izleyenler yorumda kendilerini belli etsinler. Tütün gerçekten yanma oranında beni mest etti. Tat oranında mest etti. Güzel bir tütünü var. Benim setup'ımdan da şu anda ben 3 göz ile içiyorum şu anda. 3 göz ile çok iyi şekilde duman performansı var. Tatlı bir sakız nane aroması. Yani böyle sert içim değil. Tatlı bir aroması var. Bu yönden de çok güzel arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza halen daha abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.